Almanya'da en çok dikkatimi çeken şeylerden biri merkezileşmeden duyulan kaygı. Merkezi yetkilerin eyaletlere dağıtılmış olması, hükümet karşısında parlamento'nun güçlü yetkilerle donatılması, tek partinin değil koalisyonların iktidarda olması. Bunlar uzlaşmaya dayalı demokratik bir siyasete zemin hazırlıyor. Bunu gündelik hayatta da gözlüyoruz. Toplantıların çoğunda başkan ve diğerleri ayrımı yaratan dikdörtgen masalar yerine birlikte yönetimi simgeleyen yuvarlak masalar kullanılıyor. Ülke çapında kentler dengeli dağıtılmış. Kentler tek meydana açılan büyük caddeler şeklinde tasarlanmamış. Binalar şeffaflığın önemini göstermek istercesine içini gösteren camlarla kaplı. Kuşkusuz bunlar Tarihteki aşırı merkezileşmenin yarattığı korkunç sonuçlardan çıkarılmış dersler. Şimdi Türkiye kendi yakın tarihinden aynı dersleri çıkarmaya çalışıyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı meclisten yönetti. Gücünü ve yetkisini parlamentodan aldı. Yeni Cumhuriyette bir parlamenter demokrasi olarak kuruldu. Ancak birbiri peş sıra gelen askeri müdahaleler ve yönetmekte zorlanan koalisyon hükümetleri otoriter yönetim meraklılarını iştahlandırdı. Sonunda Erdoğan halkı yaşanan sorunların güçlü iktidara engel olan parlamenter sistemden kaynaklandığına ikna etti. İki yıl önce yapılan referandumda halkın yarısının oyuyla asırlık parlamenter sistem yıkıldı güçler aylamı yerine bütün yetkiyi tek elde toplayan Türk tipi bir başkanlık sistemi kondu. Geçen yılda Erdoğan bu yeni sistemin ilk başkanı oldu. Peki sonuç ne oldu? Bir yılda yasama, yürütme, yargı, medya, akademi, sivil toplum, sermaye tümüyle tek adamın elinde toplandı. Demokrasi rafa kaldırıldı. Partili başkan iktidarda partisini kayırırken muhaliflerini baskı altına alarak Putinesk bir sistem kurdu. Nihayet son yerel seçimde seçmen sistemin aşırı merkezileşmesine ve Erdoğan'ın otoriterleşmesine tepkilerini ortaya koydu. Türkiye yeniden parlamenter sisteme dönüşü konuşmaya başladı. Tek meydana açılan caddeler yerine çok meydanlı kentler. Başkanın tahtı yerine yuvarlak masalı oturma düzeni yüksek saray duvarları yerine şeffaf kamu binaları ve tek sesli hükümranlık yerine çok sesli demokrasi gerekli. Şimdi Markez'in deyimiyle başkan babamızın sonbaharı başlıyor.